için devam ediyorum. Mustafa Kemal'in Türk tarih sahnesine çıkışı ve Türk milleti huzuruna çıkışı Çanakkale Anafartalar kahraman oluşuyla başlar. Eğer 1915'te Gelibolu Yarımadası İstanbul kaybedilseydi biz Anafartalar kahramanı, Anabolu kahramanıyla tanışamayacaktık. O İstiklal Harbi'nin Çanakkale'de yetişmiş Fevzi Çakmak, Fahrettin Altay, Kazım Karabekir gibi o çekirdek kahraman kadrosuyla da ne Sakarya'da ne Büyük Taarruz'da tanışmayacaktık. Dolayısıyla zaten onlar da olmayacaktı o tarzlarda. Mustafa Kemal'in Dünya Savaş tarihine girmiştir. Dünya Savaş tarihi uzmanları da Mustafa Kemal Atatürk'e savaş tarihinde çok özel bir önem verirler. Yani Büyük İskender'i, Sezar'ı ve Napolyon'un önüne koyarlar. Bu Mustafa Kemal için ve Türk komutanı için muhteşem bir olaydır Dünya Savaş tarihinde. Yani sadece bu emri yok. Sakarya'da savunma hattı yoktur. Savunma alanı vardır. O alan bütün vatandır. Her vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz diyor. Şimdi bu da diyor ki Sakarya'da Türk ordusunun elinde bir şey yok ama biz düşmanı sadece bir hatta kabul etmeyeceğiz. Ankara'ya, Ankara'dan Kayseri'ye, Kayseri'den daha geriye kadar vatandaşla karış toprağı savun. Zaten Yunanları da en büyük şaşırtan bu oldu. 10 kilometre gidiyorlar, tekrar 10 kilometre gidiyorlar ve diyorlar ki biz Mustafa Kemal'in bu emrinde boğulduk diyor Yunan belgeleri. Hocam, aslında, evet. Şöyle Azerbaycan tarafına geçeyim. Bazı zamanlarda her karış toprağı kanla sulayarak gerekli hallerde, gerekli hallerde de 100 yıl sonrasını öngörüp gidip İran'dan cebinden para verip toprak satın alarak Nahçıvan'la ve Türk dünyasıyla sınırı kurmuş bir komutanın çocukları olarak biraz Azerbaycan konuşalım. Doğru. Bu Azerbaycan konusunda ben size şöyle söyleyelim. Kazanan taraf bir kere Azerbaycan kesin kazanan taraftır. Neden? Bir, Azerbaycan ordusunun bölgede en güçlü ordusu olduğu ispatlanmıştır. İki, Azerbaycan 28 yıldır, 30 yıldır işgal edilen vatan toprağının büyük bir bölümünü harekatla kurtarmıştır. Vatanını kurtarmıştır. 3. Azerbaycan artık hem ülke olarak hem ordu olarak büyük bir moral motivasyona sahip olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla 30 yıl önceyle bugünü karşılaştırdığımızda veya 27 Eylül 2020'den önce ve bugünle karşılaştığımızda Azerbaycan kanıyla, kahramanlığıyla, ordusuyla vatan topraklarının çoğunu kendi inisiyatifiyle kurtarmıştır. Kazanan Türkiye'dir. Neden? 25 yıldan uzun bir süredir Azerbaycan kardeş Azerbaycan ordusunu eğitmektedir. Danışmanlık hizmeti yapmaktadır. Bu eğitimin ürünü ortaya çıkmıştır. Azerbaycan ordusuyla bütün milli güç unsurları desteklemiştir. Ve Azerbaycan evet Laçın koridoru önemlidir. Açılması fakat daha önemlisi Nahçıvan'a bir koridor açılması. Yani öteden beri Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki bir karayolu irtibatının bağlantısının sağlanması bana göre stratejik önemlidir. Bu Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlantının, Azerbaycan'la Türkiye arasındaki bağlantının, Türkiye'nin Azerbaycan ve Kafkasya arasındaki bağlantısını artık sağlayacaktır. Bu önemlidir. Ama şöyle bir sakıncası var. Hem Laçın koridorunu hem Nahçıvan koridorunu biraz önce belirttiğiniz Rus askeri gücü koruyacaktır. Orada 2000 askerle yanılgı olmasın burada. 2000 muharip asker diyor. İlave olarak 100 zırhlı araç getiriyor. İlave olarak 400 de ulaştırma aracı getiriyor. Bunların mürettebatını hesapladığınızda büyük bir ihtimalle 3500-4000 askeri çıkacaktır. Bunu bir kere altını çizelim. Burada en büyük kazananlardan biri de hiç kuşkusuz Rusya, Putin olmuştur. Rusya bir batıya yönünü çeviren Paşinyan'ı tasfiye etmiştir. Yarın öbür gün Paşinyan gidicidir. Artık bu zaten hep söylüyoruz. Hasan Hocam da söylüyor, ben de söylüyorum. Daha ilk günden beri. İki,